SCP-8 Nesne Sınıfı Euclid O5 yönetiminin emriyle bu dosya seviye 4 güvenliğe tabidir. Lütfen güvenlik bilgilerinizi girin. Güvenlik seviyesi yeterli. Dosya gösteriliyor. Açıklama. SCP-8 karmaşık bir priyondur. Her bir örneği G2 binalarında bulunmaktadır. SCP-8'in üstünde yapılan araştırmalar çok gizlidir. Ve genel olarak SCP-8'in başka bir kurum ya da ülke tarafından gelecekte sentezlenmesini önlemek içindir. SCP-8 priyonun özellikleri aşağıdaki gibidir. 1. %100 bulaşıcılık. 2. %100 ölümcüllük. 3. Mukus ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşma. 4. Sudan veya havadan bulaşmaz. SCP-8 belirtileri en fazla 3 saat sonra vücutta görülmeye başlar. 1. Grip gibi belirtiler. Ateş, nezle ve diğer ağır bilinç kaybı. 2. Bu belirtilerden 20 saat sonra koma başlangıcı. Koma başlangıcı genelde bilinç kaybından 12 saat sonra ortaya çıkar ve ölümün habercisidir. 3. Yer yer vücutta kangren veya nekroz başlar. Vücutta kalan son dokular kendi kendine güçlenir. 4. Kırmızı kan hücreleri daha çok oksijen taşımaya başlar ve bu kasların güçlenmesi daha yavaş bir kan akışına yol açar. 5. Kas ve sinir sistemleri organların ölümlerinden saatler sonra bile çalışmaya devam eder. 6. Metabolizma uç sınırlara iner. Bu da herhangi bir besin olmadan 10 yıla kadar yaşamayı mümkün kılar. 7. Yüksek kan yoğunluğu, mermi veya bıçak yaralanmalarının etkisini çok azaltır. 8. Motor becerileri ve zihinsel yetenekler neredeyse yok olur. Düşünme gücü ve zeka çok büyük zarar görür. Hayvanlarda bu durum beynin tamamen yok olmasına yol açar. 9. Denekler zarar görmüş sinir sistemlerine alışabilir. Ancak sadece ayağa kalkmak, yürümek, ısırmak, tutmak gibi basit şeylerle sınırlı kalırlar. Yaşayan insanlarla ilgili koku, ses, tat gibi şeylere doğru hızlıca hareket ederler. Eğer fiziksel olarak ulaşabilirlerse insanları yemeye çalışırlar. 10. Denekleri etkisiz hale getirmek sadece beyne verilen zararla mümkündür. Ekosisteme bakılarak SCP-8'in dünya dışı bir patojen olduğu kanısına varıldı. 1959'da Sovyetler Birliği ile yapılan anlaşma sonucunda G2 merkezlerinin bulunup yok edilmesi sağlanmıştır. Özel saklama prosedürleri. SCP-8 örnekleri sınıf 5 ölümcül ve aşırı tehlikeli biyolojik tehdit olarak tanımlanmıştır ve ilgili tüm protokoller geçerlidir. Yakma önlemi ve radyoaktif önlemler bir devletin veya askeri gücün SCP-8'i üretmesi veya keşfetmesi durumunda güç kesintisi ya da personel veya ajanlardan 8 saat boyunca iletişimin kesilmesi durumunda uygulanacaktır. Binalardan çıkan personel en az 4 ay karantinada kalmalıdır. Herhangi bir ihlal durumunda radyoaktif ve ateş bazlı silahlar devreye girmelidir. Ek belge 1. SCP-500'ün etkileri. SCP-8'in yarattığı hastalığın en kötü evresinde bile tedavi amaçlı olarak SCP-500'ün kullanılabileceği görüldü.